Yahve bir Yahudi tanrısıdır. Sadece Yahudileri korur. Sadece Yahudileri gözetir. Sadece Yahudiler onun öz evlatlarıdır. Nahnu ebnaullah ve ahibbauh. Ayetinde de görüldüğü gibi. Gerisi İbranice'deki ifadesiyle goyimdir. Goyim ne? Öteki demek, kafir demek, efendim demek, barbar demek vesaire. Dolayısıyla goyim, gerisi her istediğinizi yapabilirsiniz. Bir Yahudi bir Yahudi'ye tefecilik yapamaz. Ama Yahudi olmayan herkese yapabilir. Birçok şey de böyle. Yasaklar bir Yahudi'nin bir Yahudi için geçerlidir. Ama Yahudi olmayan için geçerli değildir. Peki Müslümanların durumu farklı mı? Hatta onlar birbirlerine de yapıyorlar aynı şeyi. Farklı, daha negatif. Yani bu manada düşündüğünüzde sizin Allah'ınız alemlerin Rabbi değil. Sizin Allah'ınız kılan tanrısı. Sizin Allah'ınız sizin kabilenin, sizin mezhebin, sizin dinin tanrısı. Siz Allah'ı Müslümanların Allah'ı zannediyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Allah Müslümanların Allah'ı, Sünnilerin Allah'ı, Şiilerin Allah'ı değil. Allah alemlerin Rabbi. Rabbul alemin. O bir itirazdır. Fatiha'da okuduğunuz bir itirazdır. Hem de ciddi bir itirazdır. Mevcut tanrı anlayışlarının tümünün canı cehenneme demektir.